Herkese merhaba. Vücudumuzun organlarını benzer ve çağrışım yapan kelimelerle birlikte öğrenmeye devam ediyoruz. Dersimizin konusu Organe und Körper Pers Drei, yani vücudumuzun organları 3. Tabii sadece biz burada vücudumuzun organlarını öğrenmeyeceğiz. Aynı zamanda bu kelimeyle alakalı çağrışım ve benzer kelimeleri de kelime kartelası içerisinde öğrenmiş olacağız. Yani bir kelime yerine belki onlarca aynı kökten gelen veya benzer kelimeleri de birlikte görmüş olacağız. Çok verimli bir ders olacağına inanıyorum. Dersimiz başlıyor. Finger. Der Finger parmak, die Finger parmaklar manasında sonu erle bittiği için çoğul için ayrıca bir kelime almıyor. Finger Abdruck parmak izi için kullanılmış oluyor. Yani Finger Abdrücke nehmen dediğimiz zaman parmak izlerini almak manasına gelmiş oluyor. Finger Fertig el çabukluğu olan, hünerli olan, becerikli olan manasında bir sıfat. Ama biz buna kayıt eklersek Finger Fertig kayıt dediğimiz zaman beceriklilik, el çabukluluğu, hünerlilik manasına gelmiş oluyor. Finger Glied parmak kemiği için kullanıyor. Yani glit normalde ağza üye demek. İşte parmaklarımızın nasıl bakın 1, 2, 3 tane bölümü var yani. Her parmağımızda belli bölümler var. İşte parmağımızın üyesi gibi. Kemik değil de parmağın üyesi şeklinde söylemişler bunu. Finger Spitze, Spitze uç demek. Yani bir şeyin ucu için her zaman Spitze kullanılmış olacak. Bakın parmak ucu. Finger Spitze parmak ucu. Bakın burada göreceğiz. Bakın Fuß Spitze dediğimiz zaman ayak burnu. Ayak ucu için mesela bakın gene Fußspitze kullanıyor. Birçok şey için mesela uç için genelde Spitze kullanılmış oluyor. Yani kalem tıraş için gene Spitze diyoruz. Neden Spitze diyoruz? Çünkü bakın kalemimizi açtığımız zaman ne yapmış oluyor? Bizim sivriltmiş oluyor. Onun için Spitze olmuş oluyor, kullanmış oluyoruz. Finger weg, elini çek manasına geliyor. Finger im Spiel haben, bir işte parmağı olmak demek. Finger Bruch, parmak kırılması. Bruch kelimesini birçok yerde göreceğiz. Yani kırılma için genelde Bruch kelimesi kullanıyor. Bakın burada da olduğu gibi Bein'de olacak, birazdan göreceğiz. Beinbruch dediğimiz zaman bacak kırılması. Finger essen, parmak yeme. Finger fry, parmakları değmeden. Yani bazen diyor yani işte bir şeyin altına para koyuyor. Diyor ki bunu diyor parmağın değmeden, bardağı parmağına değmeden bardağın altındaki parayı nasıl alırsın gibi böyle mesela bilmece soruyorlar. Onun gibi. Handschuh mit halben Finger. İşte handschuh neydi? Biraz önce görmüştük. Handschuh işte el ayakkabısı gibi. Yani el eldiveni. Eldiven için kullanılıyordu. Handschuh mit halben Finger. Yarım parmak eldiven için kullanılıyor. Ya da handschuh ohne Finger dediğimiz zaman mesela parmakların arasına girmiyor eldiven. Eldiven geliyor komple yani. Komple oluyor ya. Sadece baş parmağı alıyor. Böyle bütün parmakları içine alıyor. O tip eldivene de handschuh ohne Finger yani parmaksız eldiven şeklinde kullanılıyor. Kleine Finger serçe parmağı. Yani bunlar Almanlar küçük parmak diyorlar. Ringe Finger işte yüzük parmağımız. Yani yüzük takıldığı için Ringe Finger diyorlar. Mittel Finger orta parmak için kullanılıyor. Şimdi neden? Bakın Mittel. Genelde Mittel ortaya olan her şey için Mittel kullanıyor. Şimdi iki parmağımız burada, iki parmağımız burada. Orta parmağımız. Orta parmak için Mittel Finger. Biz de orta parmak olarak kullanıyoruz. Ama mesela günde de aynı şekilde bakın. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şimdi şu iki gün, şu da iki gün. Hafta içinin ortası Mittwoch oluyor. Onun için ortadaki güne Mittwoch deniyor. Bakın bu tip böyle aklınızda böyle bir hikaye tarzı. Ha, neden Mittwoch olmuş? Ha Mittel orta, iki gün orta, iki, ortadaki tam hafta içinin ortasındaki gün olduğu için buna demişler. Ha, bir daha hayatta Mittwoch'un çarşamba olduğunu unutmazsınız. Neden? Böyle bir hikayeyi duyduğunuz için gibi. Mesela Mittelfinger'da gene orta parmak orta olduğu için unutmayacağınız gibi. Ya da mesela Zeigefinger. Saygın göstermek demek. Saygın göstermek. Zeigefinger dediğimiz zaman gösterme parmağı. Biz ne yapıyoruz böyle? Mesela bakın bu kalem, bu kelime vesaire gibi bir şeyi, her şeyi bununla gösteriyoruz. Yani gösterdiğimiz parmak olduğu için bakın Zeigefinger olmuş oluyor. Baş parmak için ayrı bir kelime kullanmışlar. Daumen kullanmışlar. Ve tırnak için de Fingernagel kullanılıyor. Tırnağımız Nagel. Fingernagel tırnak için kullanılmış oluyor. Bakın Finger kelimesiyle gene bir sürü kelimeyi birlikte görmüş olduk. Şimdi geçelim Knie kelimesine. Das Knie diz demek. Die Knie dizler manasında çoğunluğu aynı şekilde kullanılıyor. Knie en dediğimiz zaman bakın sonuna en getirdiğimiz zaman ne oluyor? Diz çökmek şeklinde fiil olmuş oluyor. Knie en diz çökmek. Knie frei dediğimiz zaman dize kadar yani dizleri açıkta bırakan manasına gelmiş oluyor. Mesela Knie freier Rock dediğimiz zaman diz üstü etek. Yani dizi açıkta bırakan etek manasında kullanılmış olabiliyor. Knie Scheibe dediğimiz zaman diz kapağı. Knie Schütze dediğimiz zaman bakın Schütz korumaktan Knie Schütze dizlik, dizi koruyan manasına geliyor. Knie Bandage diz bandajı. Knie Beugen, Beugen bükmek demek. Knie Beugen diz bükmek manasına gelmiş oluyor.
Geçiyoruz bein kelimesine. Das bein, die beine. Bein, bacak demek. Aynı zamanda diğer bir manası, ikinci bir manası kemik manasına geliyor. Beinbruch dediğimiz zaman bacak kırılması. Beinprothese, bacak protezi, takma bacak. Bein nachsehen. Nachsehen, zihin sürüklemek. Nachsehen ardından sürüklemek. Yani topallamak, sekmek, sürüyerek, ayağını sürüyerek gitmek için kullanılıyor. Beinstellen, çelme takmak için. Beinamputierte, bacağı kesik için kullanılıyor. Yani ampute takımları oluyor ya, hani olimpiyatlara vesaire, oradan aklınızda kalabilir. Beinüberreinende schlagen, bacağı öbür bacağın üzerine atmak şeklinde kullanılıyor. Ya da beinüberschlagen şeklinde de kullanıldığı oluyor. Evet, bakın yine beinle alakalı kelimeleri gördük. Geçiyoruz diğer kelimemiz Fuß. Der Fuß, bacak demek. Füße, bacaklar manasında. Fußarbeit dediğimiz zaman ayak işi. Fußbad dediğimiz zaman ayak banyosu. Fußball dediğimiz zaman futbol. Fußangel dediğimiz zaman tuzak manasına geliyor. Fußabdruck dediğimiz zaman ayak izi. Bakın, Fingerabdruck dediğimiz zaman parmak iziyken, Fußabdruck dediğimiz zaman ayak izi ya da Fußspur şeklinde de kullanılabiliyor ayak izi için. Fußabstreife dediğimiz zaman kapı paspası, Fußball dediğimiz zaman futbol oluyor. Tabii futbolla alakalı ayrı bir kategori oluşturabilirsiniz yani bununla ilgili. Yani Fußball spielen dediğimiz zaman futbol oynamak, Fußball Spieler dediğimiz zaman futbolcu, Fußball Platz dediğimiz zaman futbol sahası, Fußball Fan dediğimiz zaman futbolu seven taraftarlar, fanlar manasında, Fußball Verband dediğimiz zaman federasyon, Fußball Mannschaft dediğimiz zaman futbol takımı aklınıza gelmeli. Ya da Fußball Verein dediğiniz zaman işte futbol kulübü. Almanya'da bir sürü kulüp var. Hepsi Verein adı altında geçiyor. Yani Türkiye'de de aynı şekilde futbol kulübü diyorsunuz. Bakın Beşiktaş Jimnastik Kulübü, BJK şeklinde, de Galatasaray Spor Kulübü şeklinde hep kulüp olarak kullanılmış oluyor bunlar. Tabii bu, diyorum ya, bu kelimeleri akılda kalacak böyle ufak hikayeler yapabilirsiniz. Mesela Mannschaft. Şimdi Mannschaft'ı aklınızda nasıl tutarsınız? Mesela man adam demek, bakın. Schaft deyince aklımıza ne geliyor? İşte şaftı kaymak diyoruz ya. İşte Mannschaft, adamların şaftı kaymış. Yani futbol oynamışlar, birbirine girmişler böyle. Ne bileyim, sağda kafa göz birbirine dağıtmışlar. Adamların şaftı kaymış. Futbol takımının şaftı kaymış. Fußball Mannschaft, işte futbol takımı manasında. Bakın öyle kafanızda o kelimeyle alakalı bir hikaye oluşturduğunuzda Mannschaft'ı bir daha unutmayacaksınız yani. Manların şaftı kaydı. Yani man adam demek. Fußball Mannschaft, işte futbol takımı. Bakın bu kelimeye inanıyorum. Yani her duyduğunuzda benim anlattığım bu saçma hikaye gelecek size. Ve bu kelimeyi unutmayacaksınız diye düşünüyorum yani. Siz de kendiniz mesela kafanıza takılan, öğrenemediğiniz bir kelime varsa o kelimeyle alakalı kafanızda bir şey oluşturabilirsiniz. Bir hikaye oluşturabilirsiniz. Fußboden dediğimiz zaman taban döşeme için kullanılmış oluyor alt bölüm. Fußboden Heizung dediğimiz zaman, bakın Heizung ısıtma, yerden ısıtma için kullanılıyor. Taban ısıtması için kullanılıyor. Fußbremse dediğimiz zaman ayak freni için kullanılıyor. Bremse fren demek. Fußbremse ayak freni. Handbremse dediğimiz zaman el freni oluyor. Fußende dediğimiz zaman ayak sonu. Ende son demek, hatırlayın. Wochenende haftanın sonu, hafta sonu için kullanıyorduk. Fußende ayak sonu. Yani yatakta işte bir başucumuz var, bir ayak ucumuz var ya, ayağımızın sonu yani yatağın ucu, yataktaki yatak ucu için kullanılıyor. Fußgänger yaya için kullanılıyor. Bakın Fußgänger ile alakalı gene ayrı bir bölüm oluşturulabilir. Fußgänger Ampel dediğimiz zaman ışıklı yaya geçidi için kullanılıyor. Fußgänger Brücke dediğimiz zaman köprü, üst geçit. Yani yayalar için üst geçit. Fußgänger Unterführung dediğimiz zaman alt geçit. Fußgänger Übergang dediğimiz zaman yaya geçidi. Fußgänger Zone dediğimiz zaman yaya bölgesi manasına geliyor. Ya da mesela gelenk ile birleştiği zaman gelenk eklem ya da menteşe için kullanılıyor. Fußgelenk dediğimiz zaman ayak bileği. Handgelenk dediğimiz zaman el bileği. Yani bakın aynı kelimeyi Fuß da kullanınca, Hand da kullanınca, bak hep aynı. Eklem, menteşe. Aynı şekilde ayak bileği. Bakın menteşe, gelenk kelimesini aynı zamanda menteşeyi öğrenmek için de gelenk kelimesinden das gelenkin menteşe olduğunu öğrenmiş olduk mesela. Bakın gene Fuß Pflege. Pflege, bakın pedikür için kullanılıyor. Bir sürü kelime görmüştük. Mesela Hand kelimesine şey yapalım. Bakın Hand Pflege manikür için kullanılıyordu. Ya da mesela Körperpflege vücut bakımıydı. Fußpflege dediğimiz zaman ayak bakımı, yani pedikür olmuş oluyor. Fußpflegia dediğimiz zaman, sonuna bir R getirdiğimiz zaman, o zaman pedikürcü manasına geliyor. Fußpilz, pilz mantar demek. Fußpilz ayak mantarı. Fußspitze bakın ayak, burun ucu.
Genelde uç için bakın Fingerspitze de söylemiştik. Fußspitze yani ayağımızın uç kısmı için kullanılıyor. Fußsohle ayak tabanı için kullanılıyor. Bakın bir fuß kelimesine nasıl bir sürü kelime gördük. O kelimeler içerisinde de bazen kendi içerisinde kelimeler oluşuyor. Yani bu şekilde kelime hazinenizi aynı benzer kelimeleri ha bu kelime buradan gelmiş, bu buradan gelmiş, böyle gelmiş gibi ilk zaman bunu hazırlamak bu kartı hazırlamak biraz zor gelebilir size ama bunu hazırladığınızda o kelimeyi bir daha unutmadığınızı görmüş olacaksınız. Yani bir sürü kelimeyi birlikte öğrenmiş olacaksınız. Das Gesicht. Das Gesicht yüz, çehre, surat anlamında. Çoğulu die Gesichter şeklinde kullanılıyor. Bakın Ausdruck kelimesi ifade manasındayken Gesicht Ausdruck dediğimiz zaman artık Ausdruck diye Ausdruck olduğu için Gesicht Ausdruck'un da artikeli diye almış oluyor. Daslıktan çıkıyor artık Gesicht. Gesicht Ausdruck kelimesi yeni bir ifade oluyor ve yüz ifadesi anlamına gelmiş oluyor. Bakın krem, die krem yani bildiğimiz krem manasında hemen Gesicht ile birleştiği zaman araya S'ye kaynaştırma girmiş. Gesichtscreme dediğimiz zaman yüz kremi, Gesichtsfarbe dediğimiz zaman beniz, ten rengi yani insanın cilt rengi için kullanılıyor. Gesichtsfeld dediğimiz zaman görüş alanı. Yani felt, tarla, meydan, saha manası varken bir manası da alan demek. Gesichtsfeld dediğimiz zaman görüş alanı. Gesichtsmaske dediğimiz zaman yüz maskesi. Gesichtspunkt dediğimiz zaman bakış açısı, bakış noktası anlamına geliyor. Aynı kökten Angesicht, das Angesicht dediğimiz zaman görünüm, manzara manasında. Gesichtswasser dediğimiz zaman yüz losyonu. Gesichtszüge dediğimiz zaman yüz çizgileri için kullanılıyor. Der Zug normalde tren demek biliyorsunuz ama ikinci bir manası var. İnsanın yüz hattı yani ayırıcı özellikleri anlamına geliyor Zug. Ve çoğul olarak kullanıldığında Gesichtszüge dediğimiz zaman yüz çizgileri anlamına gelmiş oluyor. Gesicht der Stadt yani şehrin görünüşü, şehrin çehresi. Gesichtsverlieren dediğimiz zaman itibarını, saygınlığını, kişiliğini kaybetmek manasına gelmiş oluyor. Gesichtsverlieren yani bizdeki yüzü eskimek tabiri gibi onlar da yüzünü kaybetmek şeklinde kullanıyorlar bunu. Gesichtswahren, wahren korumak demek. Gesichtswahren kişiliğini korumak yani yüzünü korumak diyor ama aslında bizim bir önceki gördüğümüz kelimeyle biraz da orantılı. Yani kişiliğini, saygınlığını, itibarını korumak anlamına geliyor. Gesichtswahren kelimesini yani bir işi yarım yamalak da olsa yapıp söz gelmesini engellemek, vaziyeti belli etmemek yani durumu kurtarmak için de kullandıkları oluyor. Gesicht Erkennung dediğimiz zaman yüz tanıma için kullanılıyor. Baby Gesicht dediğimiz zaman bebek yüzlü ifadesi bu şekilde kullanılmış oluyor. Bakın Gesicht kelimesiyle gene bir sürü kelime öğrendik. Yeni kelimemiz der Hals. Der Hals boğaz manasında. Halstuch dediğimiz zaman şal, kaşkol, boyun atkısı için kullanılıyor. Halsband, tasma, gerdanlık için, halskete, kolye için, Halsentzündung boğaz iltihabı için kullanılıyor. Bakın hals boğaz demek. Entzündung yanma ve iltihap manasında birleştiği zaman Halsentzündung dediğimiz zaman boğaz iltihabı olmuş oluyor. Bizim kulak, burun, boğaz doktoru olarak kullandığımız ifadeyi Almanlar Hals, Nasen, Ohrenarzt şeklinde kullanıyorlar. Yani boğaz, burun, kulak doktoru şeklinde kullanıyorlar. Hals, Schlag, Ader. Burada üç kelime birleşmiş. Hals, Schlag ve Ader. Ader damar demek. Schlag vurma ve nabız demek. Schlag Ader dediğimiz zaman sadece bu iki kelimeyi birleştirdiğimiz zaman atar damar oluyor. Hals Ader ya da Hals Schlag Ader dediğimiz zaman ise şah damarı olmuş oluyor. Hals Schmerzen boğaz ağrısı veya Hals Weh gene boğaz ağrısı için kullanılıyor. Schmerzen ve Weh arasındaki farkı önceden söylemiştik. Yani Schmerzen biraz daha devamlı olan ağrı. Yani bir sebepten dolayı bir yere çarpmadan dolayı vesaire bir anda oluşan ağrı ise genelde Weh ile kullanılıyor. Hals Abschneider. Abschneider kesmek demek. Hals Abschneider boğaz kesmek demek ama burada genelde mecazi olarak kullanılıyor. Yani genelde tefeciler için ya da çok pahalı satan insanlar için kullanılmış oluyor. Hals Abschneider dediğiniz zaman tefecilik olmuş oluyor. Tabi sıfat olarak yani gerçek anlamıyla da kullanıldığı oluyor. Hals Abschneiderisch şeklinde kullandığımız zaman öldüresiye, ölümüne, kıyasıya manasına gelirken ama ikinci bir manası dediğimiz bu pahalıcı manasını verdiğimiz zaman pahalı fiyat manasında kullanılabilir. Örneğin Hals Abschneiderische Preis dediğimiz zaman çok aşırı pahalı fiyat manasına gelmiş oluyor. Aus vollem Hals dediğimiz zaman avaz avaz, ciyak ciyak yani boğaz dolusu manasını verebiliriz. Barfuß bis zum Hals dediğimiz zaman yani ayağa ve boğaza kadar, ayaktan boğaza kadar yalın yani çıplak manasına geliyor ki çırılçıplak bizim çırılçıplak cümlesini böyle kullanabiliyorlar. Gene işte boğazıma kadar geldi deriz ya burama kadar geldi dediğimiz ifadeyi bunlar bu şekilde gene kullanabiliyorlar. Es steht mir bis zum Hals yani boğazıma kadar geldi.
Yani burama kadar geldi. Artık canıma tek etti manasında bu şekilde bir ifade de kullanılabiliyor. Geçiyoruz diğer kelimemiz. Nakın. Nakın ense demek. Yani nakın ense demek. Nakın şütütse dediğimiz zaman destek, dayanak manasında. Şütütse destek, dayanak demek. Nakın şütütse dediğimiz zaman ensemizi dayadığımız, destek aldığımız yer. Yani koltuk başlığı için kullanılmış oluyor. Nakın haltea dediğimiz zaman boyun sabitleyici. Halten durdurmak, tutmak demek. Haltea tutan, durduran manasında. Nakın haltea işte boynu durduran, boyun sabitleyici. İşte boynumuzu sabit tutmak için gerekli. Nakın şılak dediğimiz zaman acı darbe. Ama bunu mecazi olarak işte acı gerçeklik ya da kötü bir haber, yani ani duyulan haber. Yani boyuna bir anda darbe vurunca insan nasıl böyle bir şok olur ya da bayılır. İşte acı bir haber duyduğumuzda, kötü haber duyduğumuzda da öyle bir his yaşadığımız için böyle bir ifade kullanılmış. Nakın duşe dediğimiz zaman ense duşu. Nakın har dediğimiz zaman ense tüyü. Nakın kesin ense yastığı. Nakın yok işte esaret, boyundurluk için kullanılmış oluyor. Vücudumuzun organları 3 dersi sona erdi. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.